Merhaba arkadaşlar, Örgü Sepeti kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere farklı bir tasarım göstereceğim. Yani başka gördüğüm modelden uyarlayarak biraz değiştirdim. Şimdi 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektikten sonra ilk yaptığımız zincirin içerisine bu şekilde tığımızı batırarak küçük bir halka oluşturuyoruz. Sonra bir tane zincir çekiyoruz, ilmeğimizi uzatıyoruz. Halkanın içerisinden ilmek çıkartıyoruz. 3 defa ilmek çıkarttıktan sonra ilmeğimizi bu şekilde topluyoruz ve bir tane fıstık yapmış olduk. Şimdi yine zincir çekeceğiz. 2 3 tane zincir çekiyoruz. Tığın başına doluyoruz. Yine aynı halkanın içerisinden 3 defa uzun uzun ilmekler çıkartarak ilmeklerin hepsini aynı anda topluyoruz ve bu şekilde yine fıstık yapmış olduk. 3 tane zincir çekiyoruz. Halkanın içerisinden 3 ilmek çıkartıyoruz. Tığın başına hepsini aynı anda toplayarak fıstığımızı kapatıyoruz. Bu şekilde 3 tane daha fıstık yapacağız. Ve toplamda 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane fıstık yapmış olduk. Yine 3 tane zincir çektikten sonra ilk yaptığımız fıstığın tepesine bu şekilde kaydırarak birleştirme işlemi yapıyoruz. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. İlmeğimizi uzatarak da alttaki fıstığın tepesine bir tane daha fıstık yapıyoruz. Fıstığımızı kapatıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Bakın alttakinin tam üzerine geldi. Yine hemen tepeye fıstık yapıyoruz. Alttaki fıstığın dibine bir tane daha fıstık yapıyoruz. Tığımızdaki iki fıstığı aynı anda topluyoruz. Ve bu şekilde artırma işlemi yapmış olduk. Üçgen şekli verdik. Yine 3 tane zincir çekiyoruz. Hemen yanındaki fıstığın tepesine bir tane fıstık yapıyoruz. Fıstığımızı kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Aynı fıstığın tepesine bir tane fıstık yapıyoruz. Sonra dibine fıstık yapıyoruz. İkisini aynı anda kapatıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Bu aynı işlemi diğerlerine de uyguluyoruz. Ve bu şekilde yapmış olduk. 3 tane zincir çektik. Hemen ilk yaptığımız fıstığın tepesinden kaydırma işlemiyle birleştirme işlemi yaptık. Yine bir tane fıstık yapıyoruz. Şimdi bu fıstığımızı yaptıktan sonra arkadaşlar böyle kapattığımız zaman artırmış oluyoruz. Sağından artırmış olduk lifimizi. Sonra bu fıstığın tepesine, dibine ve hemen köşeye yani yanındaki fıstık arasına diyeceğiz. Bu şekilde üçünü aynı anda toplayacağız. Bu da lifte çok bilinen bir model, teknik. Tepeye, dibine, yanına. Şimdi altta da bir taneydi. Burada da bir tane tepede üst kısımda bir tane fıstık var. Ve biz sayımızı artırmamız lazım. Onun için bu işlemi yapıyoruz. Tepeye ve dibine diyerek hemen köşeye fıstık oluşturuyoruz. Ve bu şekilde sayımızı ikiye çıkarmış olduk. Üstteki fıstık sayısını. Sonra hemen alttaki yine fıstığın tepesine köşeye diyelim. Bir tane fıstık yapıyoruz. Fıstığımızı kapatıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Tepeye, fıstığın tepesine yani dibine ve hemen yanına bir tane daha fıstık yapıyoruz. Üçünü aynı anda toplayıp
kapatıyoruz. Sonra yine tepeye ve dibine yaparak ikisini aynı anda topluyoruz. Ve bu yaptığımız işlemde yine artırma işlemi. Diğerlerine de aynı işlemi uygulayalım. Bu şekilde bitirdik. Şimdi bir tane daha göstermek istiyorum. Bir tane fıstık yapıyoruz, kapatıyoruz. Bunu kapattıktan sonra yine fıstığın tepesine, dibine, yanına üçünü aynı anda topluyoruz. Bu şekilde. Yani lifimiz tamamen bundan ibaret olacak. Tepeye, dibine, yanına işlemini uygulayacağız. Bakın bu sırada ikinci kez tepeye, dibine, yanına yaptık. Ve son olarak bir tane yine bakın 1, 2, 1, 2 oldu. Şimdi alttaki ile aynı olmasın diye bir tane artırma işlemi yapıyoruz. İkisini aynı anda topluyoruz. Üst kısımda 3 tane fıstığımız olmuş olacak. Yine bu fıstığımız dilimlerden oluşacak. Pardon, lifimiz. Onun için her bölüm arasında 3'er tane zincir çekiyoruz. Bunun gibi aynı işlemi uyguluyoruz diğerlerine. Ve böyle bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bakın şuradaki lif sayısı, pardon, fıstık sayısı 9 tane olana kadar devam edeceğiz. Ben şimdi böyle bitirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane yaptık. Yine 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En üstteki fıstığımızı sayarsak 9. Sıra olarak sayarsak 10 sıra yapmış olduk. Şimdi şöyle rastgele başlayacağım. Şu ara dilimi göstermek için ortada bir yerden başladım. İpimizi sabitledikten sonra iki fıstık arasına bir tane örümcek yapıyoruz. Ve bir tane zincir çekiyoruz. Tığın başına doluyoruz. Hemen yanındaki fıstık boşluğuna tığımızı batarak 3 defa ilmek çıkartıyoruz. Yani fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz fıstığımızı. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Aynı fıstığın tepesine sık iğne ile sabitliyoruz. Yine 4 tane zincir çekiyoruz. Sabitliyoruz. Yine 4 tane zincir çekiyoruz ve sabitliyoruz. Bu şekilde de çentik, çintik ne dersiniz artık onu yapmış olduk. Sonra yine bir tane zincir çektikten sonra şöyle bir tane orta boylarda örümcek yapıyoruz. Hemen dilimin sonundaki köşeye bu şekilde sabitliyoruz. Yine bir tane örümcek yapıyoruz. Bakın şuradaki arayı yine fıstık olarak baz alacağız. Ona göre de herhangi bir şekilde atlama yapmadan sanki orada fıstık varmış gibi modelimize devam edeceğiz. Kenar çevirmesine. Fıstığımızı yaptıktan sonra 3 tane çintik yapıyoruz. Örümceğimizi yapıp hemen yanındaki fıstık arasına sabitliyoruz. Sonra yine hemen örümceğimizi yapıyoruz. Tığın başına doluyoruz. Hemen yanına fıstık yapıyoruz. Yani iki örümcek bir fıstık, iki örümcek bir fıstık diye bu şekilde devam edecek. Bunun sonuna kadar tamamlayıp bitiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi şöyle hepsini bitirmiş olduk. Şurada bir hata olmuş. Daha yeni fark ettim. Neyse, çok da önemli bir şey değil. Şimdi bu ortasına farklı bir şekil vereceğiz. Tıpkı şurada olduğu gibi
artırma işlemi yapacağız. 6 tane fıstık olana kadar. Ama ondan önce şöyle 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Minik bir halka oluşturuyoruz. Sonra bir tane zincir çekiyoruz. İlmeğimizi uzatıyoruz. Halkanın içerisine bir tane fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Fıstığın tepesine bir tane daha fıstık yapıyoruz. Sonra dibine ikisini aynı anda kapatıyoruz. Şimdi biraz önce göstermiştim. Orada 3'ten başlamıştık. Burada da hani çiçek şekli vermek için yine alt kısmında 3'ten başlayacağız. Yani 3 tane fıstığın üzerine yapmış gibi olacak. Fıstık olarak sayacaksak şöyle tepede 2 tane fıstığımız olacak. Yani şuradaki gibi şöyle. Bu üstteki fıstık sayımız 6 olana kadar devam edecek. Bir tane fıstık yapıyoruz, kapatıyoruz. Sonra tepeye, dibine, yanına, üç fıstığı aynı anda topluyoruz. Yine tepeye, dibine, yanına, topladık ve bir tane artırma işlemi yapacağız. Bakın alttaki 2 idi. Üstte de 2. Sayımızı artırmak için tepeye ve dibine yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bu şekilde bu üstteki fıstık sayımız şöyle 6 tane olana kadar devam edelim. Ve gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaptık. Sonra bakın bir tane fıstık yapıyoruz. Burada şimdi eksiltme işlemi yapacağız. Tepeye yani biz pardon bir tane fıstık yaptık. Sonra yanına bir tane daha fıstık yapıyoruz. İki fıstığımızı aynı anda bu şekilde topluyoruz. Sonra yine tepeye dibine yanına diyerekten sonuna kadar devam ediyoruz. Üçünü aynı anda topluyoruz. Bu şekilde buraya kadar gelelim. En son yere geldiğimizde yine tepeye, dibine, yanına, üçünü aynı anda topluyoruz. Ve bu şekilde tekrarını artırma işlemi yapmayacağımız için burada sayımızı 5'e düşürmüş olduk. Sağından ve solundan yani eksiltme işlemi yapmış oluyoruz. Yani şunu yapıyoruz. Bir tane fıstık yapıyoruz. Yanına bir tane daha fıstık yapıyoruz. İkisini aynı anda topluyoruz. Toplamaya çalışıyoruz. Takıldı ipimiz.
Sonra tepeye dibine yanına diyerekten sonuna kadar devam ediyoruz. Sonunda da artırma işlemi yapmadığımız için üstteki fıstık sayımız bu sefer 4'e düşmüş olacak. Bunu 1'e düşürene kadar da devam edeceğiz. Bu şekilde bir tane olana kadar devam edelim. Görüntüsü böyle oldu. Şimdi bunu en son 2 tane fıstığımız kalmıştı. Bunun üzerine bir tane eksiltme işlemi yaptık. Sonra tepeye dibine yanına işlemini yapıyoruz. Topluyoruz ve bu şekilde en üstte bir tane fıstığımız olmuş oldu. İpimizi kırıyoruz. Bunu tekrardan gizleyeceğiz. Bunun gibi 2 tane daha yapıyoruz. Toplamda 3 tane olacak. Farklı renkleri kullanabilirsiniz. Aynı renkleri de kullanabilirsiniz. Şimdi isterseniz böyle yapabilirsiniz veya da şöyle tam ortasında kesme işlemi yaptığımız 6 fıstığın olduğu yere, köşeye ipimizi sabitliyoruz. Yine sarı ipimizle devam edeceğiz. Şimdi bir tane fıstık yaptık. Yanına bir tane daha yapıyoruz. İkisini aynı anda topluyoruz. Kesme işlemi yapmış olduk. Şimdi buradan sonra tepeye, dibine, yanına üçünü aynı anda topluyoruz. Sonra yine bir tane daha tepeye dibine yanına yapıyoruz. Yani altta 3 tane fıstık kullanmış olacağız. Ve eksiltme işlemi yaptığımız için üst kısımda 2 tane fıstığımız olacak. Bu şekilde. Daha sonra yine eksiltme işlemi yapacağız. Yani biraz önce tepede yaptığımız işlemin aynısını tekrardan buraya uygulayacağız. Sağını ve solunu bu işlemden yapacağız. Ve bu şekilde hani böyle dalgalı bir yaprak şekli vermiş olacağız çiçeğimize. Bir tane eksiltme işlemi yaptık. Sonra tepeye, dibine, yanına diyerek fıstıklarımızı aynı anda topluyoruz, kapatıyoruz. Bakın bu şekilde daire şekli, yarım daire şekli vermiş oluyoruz lifimize. Bunun aynısını, buradakinin aynısını buradaki gibi yaptık. Buraya da şu 3 fıstığın üzerine yaptığımız işlemin aynısını uygulayacağız. Tam köşede olmasına dikkat edin. Hani köşeden önceki 3 fıstığımızı yapacağız. İki fıstığımızı aynı anda topluyoruz. Kesme işlemi yaptık. Sonra tepeye dibine yanına diyerekten buradaki işlemin aynısını uygulayalım. Ve gördüğünüz gibi böyle bir çiçek oluşturduk. Şimdi bunun aynısından 2 tane daha yapacağız. Farklı renkleri kullanabiliriz. Ve bu şekilde pembe ve mor yaptım. Bunu bu şekilde monteleyeceğiz. Şimdi bunlar çiçek demeti olarak düşünürsek çiçeklerimizin üst kısmı. Bir de alt kısmını yine biraz önceki yaptığımız gibi yaprak olarak yapacağız. Ama 3-4 tane zincir çekiyoruz. Ve yaprak içinde aynı işlemi yapacağız. Bir tane halka oluşturup halkanın üzerine bir tane fıstık yapıyoruz.
Fıstığın tepesine bir tane fıstık yapıyoruz. Ve hemen dibine fıstık yapıyoruz. Sonra bir tane daha fıstık yapıp kapatıyoruz. İki tane fıstık yapmış olduk yani. Şu alttaki yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Bu sefer üstteki fıstık sayımız 4 olacak. Bu şekilde 4 tane fıstık olana kadar yaptık. Sonra çeviriyoruz. Bu sefer eksiltme işlemi yapacağız. İki fıstığımızı aynı anda topluyoruz. Sonra tepeye, dibine, yanına diyerekten sonuna kadar gidiyoruz. Biraz önceki sarı ipimizde yaptığımız işlemin aynısını tekrardan yeşille de uyguluyoruz. Ama bu sefer yeşilin üzerinde bir fıstık değil de tek fıstık kalacak. Yani hiç fıstık kalmayacak diyelim. Bu şekilde buradaki gibi yapalım buraya kadar. Ve tepede bakın bir tane fıstığımız kaldı. O fıstık sayısını da düşürmek için bir tane fıstık yapıyoruz. Hemen yanına, köşeye yani. Bir tane daha fıstık yapıyoruz. İkisini aynı anda topluyoruz. Ve bu şekilde tepede hiç fıstığımız kalmamış oldu. Ucunu sivriltmiş olduk. Böyle de yaprak şekli vermiş olduk. Bu şekilde oldu. Bundan 3 tane daha yapıyoruz. Şimdi yaprağımızın ön kısmında ya yani orta kısmına bir çiçek şekli vereceğimiz için bir işlem yapacağız. İpimizi hemen alttaki köşeye sabitledik. Sonra bir tane fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bir tane daha fıstık yapıyoruz. İlmeklerimizi 3 defa çıkartıyoruz. 3 defa da çıkartıyoruz ama ilk ilmeği uzatarak da yaptığımız için ilmek sayısı 4 olmuş oluyor. Ve 4 tane fıstığımızı yaptıktan sonra şöyle ayarlıyoruz. Tam ortaya gelecek şekilde, şuraya gelecek şekilde şöyle şu şekilde buraya sabitleyeceğiz. Şöyle bakıyoruz. Burası. Ve bu şekilde sabitledikten sonra şöyle bir görüntüsü olacak. Aynı yere şöyle ilk yaptığımız aralardaki arkadaki sarıdan da geçirelim. Şöyle fıstık yapacağız. Kapatıyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz. Hemen fıstığın dibine sabitliyoruz. Yine 4 tane zincir çekiyoruz. Bu sefer beyaz ipimizin üzerine yapabiliriz. Arkadan sarıya girdirmemize gerek yok. Dört tane zincir çekip hemen dibine sabitliyoruz. Yine 4 tane zincir çekiyoruz. Bir tane fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz. Dibine sabitliyoruz. İpimizi sabitledikten sonra da kesiyoruz
Bu şekilde çiçeğimizin orta kısmında oluşturmuş olduk. Bu şekilde düzeltiyoruz. Şu fazla olan görüntümüzü saklıyoruz. Bakın bu şekilde oldu. Bunun gibi diğerlerini de aynı işlemi uygulayalım. Şimdi şuradaki yine sarı ipimizle iki fıstık sonrasındaki birleşme noktasına bu şekilde sabitliyoruz. Bir iki defa yapalım. Ve sonra ipimizi sabitledikten sonra yine kesiyoruz. Ve bunu da şöyle arkadan alt taraftan gizliyoruz iplerimizi. Bu şekilde oldu. Dediğim gibi bu işlemden iki tane daha diğerlerini uyguluyoruz. Lifimizi bu şekilde yerleştireceğiz. Bunun için ortasına bir tane de puf çiçek yapmamız gerekiyor. 6 tane zincir çektikten sonra her zincirin arasına birer tane zincir çekerekten ikili trabzan yaptık. 12 tane toplamda. Sonra da üzerine tam bu kutucuğun olduğu yere 5 defa da ilmek çıkartıyoruz. Puf çiçek yapıyoruz arkadaşlar. Bunu zaten bilenler biliyordur. Sonra da 10 tane fıstığımızı, ilmeğimizi aynı anda topluyoruz. Yine 4-5 tane zincir çekiyoruz. Hemen kutucuğun içerisine arka taraftan sabitliyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve diğerlerine de aynı işlemi bu şekilde uyguluyoruz. Hani aynı olduğu için tamamen hani puf çiçekle lif modeli çok fazla olduğu için yani birebir aynısını göstermedim. İsterseniz kanalımdan bakabilirsiniz. Ortadaki çiçeğini de 7-8 defa sardım ve bu şekilde buraya sabitleyeceğiz. Şimdi nasıl sabitleyeceğimizi göstereceğim. Mesela sarı ipimizi tam ortaya, sarı lifimizi, çiçeğimizi şöyle ortadan çiçeğin olduğu yerden, orta kısımdan şöyle ucundan önce bir iğnemizi geçirerek sabitliyoruz. Hatta düğüm atmıştık. O düğümün içerisinden şöyle geçirelim ki garanti olsun. 1-2 defa burayı dikiyoruz. Sonra düzeltiyoruz. Dilimlerin üzerine gelecek. Mesela her çiçek bir dilimin üzerine gelecek. Sonra da aradan şöyle bir sarı lifimizden, bir beyaz lifimizden sırayla alaraktan şöyle tamamen almıyoruz. Arasından geçiriyoruz. Alttan veya üstten görünmeyecek iliklerimiz, ilmeklerimiz mi diyelim artık. Bu şekilde ipimizin hani beyazdan görünürse sorun yok da sarının üzerinden görünürse çirkin bir görüntü olabilir. Buna dikkat ediyoruz. Dikerken de bu şekilde şurayı yatırmayacağım. Çünkü zaten öyle olması bir model. Şu şekilde dikme işlemini de yapıyoruz. Burayı sabitliyoruz. Ve en son başladığımız yere geldik. Sarı ipimizi, lifimizi tamamen sabitlemiş olduk. Bakın buraları bastırmadık. Orayı dikmedik. Biraz daha altından yaptık. Yine mor ipimizle, lifimizle devam ediyoruz. Onu da yine şu şekilde ucundan önce sabitledikten sonra sarıyı diktiğimiz gibi dikiyoruz.
iyileştirirken de bu sefer sağ taraftan başladık. Sonra buraya diğer renklerimizi de sabitleyeceğiz. Yeşil yapraklarımızı da yine aynı işleme sabitledik. Şimdi ortasının puf çiçeğini sabitleyeceğiz. Onun için şöyle bakın, hepsini sabitledik. Aynı işlemle puf çiçeğimiz de şöyle yaprakları her birine denk gelecek şekilde buraya sabitliyoruz. Ve lifimiz böyle oldu arkadaşlar. Farklı bir tasarım oldu bence. Ve çok hoş oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin şimdiden.